Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır sizlerle bir günün menüsü videosu çekmiyoruz. Yasaklarda evde olduğumuzdan, Burak evdeyken genelde kendimize böyle daha farklı atıştırmalık şeyler deniyoruz. Yani böyle birçok menü değil de tek bir menü şeklinde çıkarabileceğimiz şeyler tercih ediyoruz aslında Burak varken. Hafta içi yeniden günün menülerine devam edeceğiz. Bugün de günlerden pazar ve canımız hamburger istedi. Ev yapımı hamburger tarifi ve burger patatesi %100 garantili bir tarif vereceğim size. Bu her zaman yaptığım bir tarif, her zaman yaptığım değil. Ekstradan bugün işte böyle hamburgerlerin yanına yaptığım bir tarif. Çok güzel oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Öncelikle köftelerimi göstereceğim. Çok bir aşaması yok. O yüzden ben hazırlayıp buzdolabına atmıştım hemen çok beklememek için. Göstermek istediğim şey şu şekilde ben Ikea'nın kilitli poşetlerine aldığım kıymaları bu şekilde böyle kocaman bir avuç olacak şekilde koyup bastırıyorum. Yani 250-300 gram belki vardır burada. Bunun içerisine sadece tuz ve karabiber koyuyorsunuz. Bu sefer ekstradan Burak toz biber de eklemek istedi. Yapacağınız tek şey bu. Yani ben bir sürü yerde görüyorum çok farklı şeyler ekliyorlar içerisine. Karbonat, kimyon vesaire. Bence bu hamburger köftesinin tek özelliği içerisinde zaten hiçbir şeyin olmaması ve güzel bir şekilde dinlendirmek. Sadece dediğim gibi tuz ve karabiber koyuyorum ben ve bunu çok güzel bir şekilde dinlendireceğiz. Ben şimdi bunu hızlıca dolaba atayım. Zaten bekliyordu. En az bir saat boyunca buzdolabında bekleteceğim. Ekmek olarak da Uno'nun bu susamlı hamburger ekmeğini kullanacağım. Kanalımda yine bir hamburger tarifi verdiğim bir video var. Orada ekmeğini de sizinle birlikte yapmıştık. Siz o videodan ekmek yapımını da izleyebilirsiniz. Bugün biz daha pratik olması için böyle hazır hamburger ekmeği tercih ettik. Benim verdiğim köfte kıyma ölçülerinden de 3 tane köfte çıkıyor. Hamburger köftesi bizim için yeterli. Ben bir tane yiyeceğim, Burak 2 tane. Bu şekilde şimdi patateslere geçeceğiz. Aynı zamanda market alışverişi yaptık. Onu da bu videoya eklemek istiyorum. Şimdi patateslerimi soyacağım. Hamburgerimizin içerisi için karamelize soğan yapacağız. Onların hepsini pişirirken yapacağız. Ama şimdi patateslerimi de dinlendirmem gerekiyor yine buzdolabında. O yüzden bunu da köftelerimle birlikte dolapta bekletmek için öncelikle bunu da doğrayacağım. Şimdi bu patatesi yaparkenki sırrımız şu. Patateslerin nişastasını çok güzel bir şekilde almak. Bunları önce şu soğuk suya koyacağım. Hem kararmamaları için hem de nişastaların çıkmasını beklemek için. Daha sonrasında da çok güzel bir şekilde rengi bulanıklığı gidene kadar suda durulayacağım. Daha sonra burada gerekli malzemelerimiz, sırrımız diyeyim. Bir çay bardağı kadar üzüm ya da elma sirkesi fark etmez. Ben ikisiyle de denedim. Ve burada da yarım çay bardağı kadar mısır unu kullanacağız. Normal un hiç denemedim, bilmiyorum. Olur diye düşünüyorum ama mısır unu belki ekstradan bir çıtırlık veriyor olabilir. Onunla yapacağım. Daha sonradan tuzunu ekleyip kızartmaya o şekilde atacağız. Bunu maden suyuyla yapanlar da var. Yani denerseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben maden suyuyla yaptım, şöyle oldu falan diye bizlere de fikir olur. Şimdi ben bunları hızlıca soyayım. Ondan sonra görüşelim. Bu ölçüleri 4 orta boy patates için yapabilirsiniz. Şimdi bunları parmak parmak olacak şekilde doğrayacağım. Normal zamanda elimde doğruyorum ama bugün daha şekilli olmasını istediğim için bu şekilde bir kesme tahtasında doğrayacağım. Şu şekilde yapıyorum. Ve bunları da yine suyumun içerisine atacağım. Evet. Hepsini böyle eşit olacak şekilde şöyle parmak parmak boyunda doğramaya çalıştım. Şimdi önce şöyle içerisine güzelce nişastasını vermesini sağlıyorum. Ve daha sonra duru suyun altında nişastası gidene kadar, şu bulanık su gidene kadar yıkayacağım. Yapmamızın sebebi nişastanın yumuşatmasını önlemek. Patateslerimizi yani çıtır çıtır olmasını istiyorsanız bu aşamayı mutlaka yapın. Şimdi ben bunları güzelce yıkayıp geliyorum. Evet, şimdi sudan geçirdim. Şimdi üzüm sirkesiyle, yani fark etmez, uyguladığımız yöntemle bekleteceğiz. Şimdi ben üzüm sirkemi döküyorum. Dediğim gibi ister elma sirkesi, isterseniz de maden suyu kullanabilirsiniz. Şimdi böyle güzelce her yerine gelecek şekilde yediriyorum. Hamburger köftelerimle birlikte bekleteceğim. Hiç sirke kokmuyor. Zaten süzerek bekleteceğim ben.
ve daha sonrasında da kızartırken zaten o koku tamamen kayboluyor. Mısır unumuzu en son bunu çıkarttıktan sonra, yani kızartma aşamamızda koyacağız tuzla birlikte. O yüzden şu anda sadece sirkemizi de onunla bekleteceğim. Bir yarım saat dinlendirmeniz yeterli. Zaten köftelerinizi bekliyorsunuz. O yüzden patatesleri de bekleyebiliriz o sırada. Tamamdır. Ben şöyle bir süzgeçli kabımı aldım. Fazla sirkesini aşağıya boşaltması için. İsterseniz bir süzgeç yardımıyla da herhangi bir tabakla da saklayabilirsiniz. Şimdi bunu buzdolabında yarım saat boyunca bekleteceğim. Hatta ağzına da poşet örtelim. Ağzına da temiz bir poşet örtüyorum. Örtmeyebilirsiniz. Şimdi bu şekilde yarım saat beklesin. Ondan sonra görüşürüz. Burada yaptığımız market alışverişini göstereyim size hızlıca. Hazır bu da aradan çıksın istedim. Çünkü market alışverişlerini seviyorsunuz. Günün menüsü içerisinde ekstradan, o yüzden hızlı bir şekilde buna da yer vermek istedim. 2 haftada bir genelde market alışverişi yapıyoruz. Çünkü ara sıra eksikler bitiyor. Toplu alsak da işte bazı şeyler sık sık tükendiği için yine de almamız gerekiyor. Girmişken eksikleri de alıyoruz. Öncelikle farklı olduğu için bunu göstermek istiyorum. Bir piknik setim yoktu. Çeyizime yine almadığım ürünlerden bir tanesi buydu. Bu şoka gelmişti. 20 liraydı fiyatı ve 32 parça. Şu kendisinden olan kabı da açayım göstereyim. Bunu da kapağını çıkararak bunu ekstradan salata kasesi gibi kullanabilirsiniz. Rengi böyle çok tatlı bir mavi, bebek mavisi gibi. Pembe, mor bu renkleri de vardı. Biz mavi tercih ettik. Pikniğe bayılan ve gerçekten yazın full her hafta sonunu piknikte geçirebilecek bir çift olarak eksiğimiz gerçekten buydu. O yüzden bunu almak istedik ve bir ara gerçekten fiyatları çok fazla olmuştu bu setlerin. 35-40 liraya kadar çıkmıştı. O yüzden 20 liraya bulmuşken kaçırmak istemedim. Şöyle kalın bir plastik. Bunlara dikkat edin. Çok dandik olanları da olabiliyor. İçerisinde yine böyle 6 tane kaşık, çatal ve bıçağı var. Bıçağı da tırtıklı. İyi gözüküyor. Umarım et kesiyordur. Ve tabakları da bu şekilde. Yine 6 tane plastik. Bunlar dediğim gibi sadece piknik için. Güzel olacak. Bunun da içine yine salata. Hatta isterseniz ekstradan bunu da mesela salata kasesi gibi. Ya da işte içerisine... Bunu da ekstradan salata kasesi gibi kullanabilirsiniz. Ve yine bu şekilde hepsini iç içe koyup böyle saklayabilirsiniz. Hem yer kaplamıyor hem de piknik için kullandığınız ürünler ayrı oluyor. Cam eşyaları taşımak oldukça zor. Böyle zaten piknik sepetimiz de var. Onun içerisine bunu saklamayı düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Normalde mevsimi değil. Biliyorum domates almak hiç iyi bir fikir değil. Ama ben hamburgerde domatesi çok seviyorum. O yüzden şöyle yine de birkaç tane olacak şekilde domates aldım. Salatalığı da yine günlük olarak tükettiğimizden. Kahvaltılarda gerçekten eksiğini çok arıyorum salatalığı. O yüzden böyle az bir şeyde salatalık aldık. Marul. Yine şeyimiz içinde. Ama salatalar içinde zaten bol bol alıyorum. Bunlar kasa arkası ürünlerdi. Burak kendisini aldı. Colgate'in diş fırçası ve böyle Oral-B'nin diş macunu. İndirime girdikçe biz stopluyoruz yine bunu da. Burada yumurtamız var. Bu yumurta kullandığım şeylerde, yani mesela içerisine kattığında direkt olarak yumurtayı tüketmiyorsak ben bu şekilde market yumurtası alıyorum. A sınıfı kodu kaçla başlıyor bakalım. 3 ile başlıyorsa, aynen 1 ile başlıyor bakın. Sanırım şurasıydı, aynen. 3 ile başlıyorsa bunlar pek iyi olmuyor diye zaten belirtmiş. Bu yumurtaları genelde bir şeylerin içerisine, işte pasta börek yapacaksam, kahvaltılarda ekstra bir şey yapacaksam kullanıyorum. Onun dışında kendi günlük yediğimiz yumurtayı, omletlerimde kullandıklarımı organik yumurta alıyoruz. Bu Miss'in sütleri Şok'a gittiğimiz için, Şok'un markasının. Güzel, beğeniyorum. Yine bunda dediğim gibi tatlı pasta böreklerde bu sütleri kullanıyoruz. Çok fazla süt tüketiyoruz çünkü biz gün içerisinde. Bu Kaprisan benim küçüklüğümden beri hayran olduğum bir içecek. Annem bize bunları koliyle alırdı. Safari Fruits ve multivitamin, ikisini de aldık ama benim en sevdiğim bu multivitamin olan. Burak da çok seviyor. Kahvaltılar için böyle aldım. Yine meyve suları da hastaneye falan götürdüğümde yanımda böyle kan şekerimin düşmesine karşın bunları bulunduruyorum. Ketçabımız bitmişti.
Yine şoka şöyle bir şey gelmiş. Ülker'in mini. Ben bunları katlı kurabiyeliğime koyuyorum. Onun içerisinde böyle kapalı paketlerde isteyen kahvenin yanında istediği gibi alıp tüketiyor. Burada bir sıvı yağımız var. Ve salatalık turşusu yine hamburger menümüz için geçerli. O yüzden de aslında bu alışveriş mantıklı oldu. Çünkü yine kullanacağımız ürünleri de görmüş olduk. Kullandığımız ekmek bu. Tam buğday unlu tava ekmeği. Bu sadece Şok'ta değil, farklı markaların da var yine. Bizim burada Fırıntaşlar var. Fırıntaşların da oluyor yine bu ekmek. Bu çok güzel bir ekmek. Yani böyle tam buğday gibi sert değil, daha yumuşak tava ekmeği olduğu için. Ve böyle daha kepeklimsi. Çok seviyorum. Bu gerçekten bayağı sevdiğim bir ekmek. Ve bu son zamanlarda yine canım French toast istedi. Burak son zamanlar evde olduğu için, yasaklarda bol bol evde olduğumuz için kahvaltılarımızı birlikte yaptık. Ya da nöbete gittiğimden hemen mısır gevreğiyle geçiştirdim. Canım bu sıralar French toast istiyor. O yüzden tost ekmeği aldım. Bunun mesela bitiremeyiz gibi düşünüyorsanız, ben mesela şimdi bunun yarısını difrize atacağım. Şu kısmını kilitli poşetlerinize ya da ağzına güzelce bağlayacağınız bir poşetle difrize atın. Daha sonra akşamdan çıkarın. Ya sabah da çıkarsanız çabucak oluyor zaten. Akşamdan çıkarın ve aynı tazeliğinde yine koruyacaktır. En azından bayatlamayacak. Ve evimizde bittikçe bulundurduğumuz puding, bisküvili pasta yapıyor Burak sürekli. Ve Coco Pops. Bunlar da acil durum kahvaltıları için. Bu şekilde yaptığımız alışveriş 160 lira tuttu. Şok Market'ten. Bunu da aradan çıkarmak istedim. Çünkü market alışverişi sevenler var. Sevmeyenler de bu kısmı zaten hızlıca atlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi patateslerimiz ve köftelerimiz güzelce dolapta bekliyorlar. Onların bir yarım saat kadarı var. Çıktıktan sonra güzelce süzülmüş halde olan patateslerimi kurutup mısır unu ve tuza bulayıp kızgın bir yağda kızartacağız. Zaten birazdan görüşürüz. Bakın bu şekilde yapıyorum. Tükettiğimiz ekmeklerden de böyle yarısını koyuyorum. Fazlasıyla gün, yani böylelikle 2 gün değil de 4 gün rahatlıkla tüketebiliyoruz yine bunu da. Ekmeğimiz bitmeye yakın çıkarttığımda. Tost ekmeğinde bu şekilde yarısını böyle üçerli olacak şekilde koydum. Bunların ikisini de defrize atıyorum. Dediğim gibi akşamdan çıkarırsanız ertesi güne tazecik yine tüketebilirsiniz ekmeklerinizi. Hem ziyanı olmaz bayatlamadan tüketebilirsiniz. Şu kadarı da bize kaldı. Bunu da iki günde çok rahat bir şekilde tüketiyoruz. Şimdi ben hamburgerde en sevdiğim şeyi yapmaya geldim. Karamelize soğan yapacağız. Bunu hamburgere çok yakıştırıyorum ve ev yapımı hamburger yapacaksam bunu da mutlaka yapıyorum. Yine önceki tarifinde de vermiştim. Soğan çürük. Soğanı bir yıkayalım. Biz iki kişi olduğumuz için şöyle büyük bir tane soğandan yapacağım. Yani bayağı küçülüyor aslında. Hani o yüzden 2-3 tane soğandan da yapabilirsiniz. Ama bu şimdi ikimize yeterli olacaktır Burak'la. Bu da içi filizlenmeye başlamış. Kısımlarını atıyorum ben. Şimdi bunları şöyle ince ince olacak şekilde böyle piyaz gibi doğruyorum. Tavana alıyorum. Ağlattı beni soğan. Önce çok az sıvı yağda soteleyeceğim. Ondan sonra şekerini ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı gibi ekleyeceğim. Çok fena. Gözlerim baktı. Acı bir soğanmış. Patateslerimiz yarım saatten fazla oldu hatta. Bunları şöyle güzelce yayıyorum temiz bir bezin üzerine. Kağıt havlu verir misin aşkım? Şöyle biraz 4-5 tane gibi. Bunları güzelce kurulayacağım. Islaklığının gitmesi gerekiyor. Mısır ununa bulayacağımız için bunların güzelce suyunu alıyoruz.
Bu tarifi 4 patates ölçüsüne göre olduğu için ben böyle suyunu aldıktan sonra bunun yarısını difrize kaldıracağım. Derin dondurucuya. Bilirsiniz dondurucuyu çok severim. Her şeyi atarım. Şöyle hemen ikimize kadar ayırıyorum. Bunları da daha sonra direkt mısır ununa bulayıp kızartabilirsiniz. Sence nasıl? Biraz daha koyayım mı? Biraz bir şey daha koyalım. Hazır aldığınız patatesler yerine kendiniz bu şekilde dondurabilirsiniz. 2 tane patatesi gibi kullanacağım. Bunu da difrize atıyorum. Geldik patatesimize. Şu mısır unumun içerisine 1 çay kaşığı kadar falan şöyle tuzunu ekliyorum. Biraz karıştırayım. Tuz normal şeker. Evet, olur. Bir kaşık dedim değil mi? Hı hı, 1 yemek kaşığı. Unumuzu koyduk. Güzelce yedirdim ve artık hazır. Diğer sırrımız da yine çıtır olması için yağımızı güzelce kızdırmak. Şöyle minik bir patatesi içerisine atıp üstüne çıkmasını bekleyeceğiz. Yani eğer ki üste çıkıyorsa olmuş demektir. Burak da karamelize soğanlı yapıyor burada. Onu da çok az sıvı yağda, küçücük yani böyle sıvı yağı. Hafifçe soteledikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı şeker ekledik. Dolu dolu. Şimdi o kendiliğinden zaten durdukça esmerleşecek. Dene bakalım. Deneyelim şimdi. Oldu. Oldu mu? Bir göstereyim. Patateslerin hepsini attık. Şimdi bütün aşamalarımız bir anda olacak. Zaten patates şu anda görünüşünden bile bilmiyorum. Oradan net belli oluyor mu? Hatta şöyle biraz yakınlaştırayım. Yani görünüşünden bile belli hani o çıtırlıkta olacağı. Bakalım nasıl olacak. Soğanlarımızın da zaten az bir süresi kaldı. Şimdi Burak malzemeleri doğruyor. Turşuyu, işte domatesle marulu. Bunu da altına açtık. Biz bu çift taraflı tavamızda yapacağız. Ekmekleri de önce kızartacağız içlerini bir güzel. Böyle. Köftelerimiz de dinlendi. Şuradalar. Burada da bunlar kesiliyor. Malzemeler hazır. Turşu, domates. Marullarımız. Burak da ekmekleri kızartıyor şimdi. Yapacağımız tavada. Çok atmam lazım. Ekmek istemiyor musun o zaman? Bilmem. Hadi bir tane öyle yapayım ya. Aynen. Doyurucu olur sana. Kızartacak mısın bunu da? Şimdi patatesler oldu. Size göstermek istiyorum. Köftelerimiz de pişti. Yüksek ateşte 2'şer dakika önünü arkasını olacak şekilde kızarttıktan sonra altını kısıyoruz. Şimdi en alt katmana mayonezi sıkarsanız marulu çok güzel yapıştırırsınız. Şöyle ikiye parçalayıp iki tarafa isterseniz. Üstüne domates bir dilim. Bir mi iki mi isteriz? Bir. Çok güzel kesmişsin. Bolca turşu. Of çok güzel. Şunu kapatalım mı sesle? Şimdi bu seninki. Bu benimkiymiş. Üzerine köftemiz geliyor. Nefis gözüküyor. Kocacığım. Dur o kısmı kesiyoruz. Pardon arkadaşlar. Nerede düşüyor? Ben ketçap sıkıyorum. İstiyorsun. Aynen. Biz ketçap ekliyoruz yani. Ben sevdiğim için. Tamam. Ve kapağını kapatacağız. Soğudukça daha da çıtırlaşıyor. Böyle patateslerimiz de nefis. Şimdi tabağımızı ayarlayacağız. Çok önemli bir ayrıntıyı unuttuk ve karamelize soğan koymayı unuttuk.
Şimdi onu da ekliyoruz bolca. 3'e bölseydin. Bana az koysan da olur. Asıl sırrı bu yani gerçekten. Güzelce dağıt. Kenardan gözüksün. Burger'da yiyeceğinizden çok daha lezzetli, ev yapımı, zararlı bir madde içermeyen, katıksız, mis gibi ev yapımı hamburger ve gerçekten çok pratik yani. Evinizde köfte olması yeterli. Tek çekim, çift çekim, yani biz buna bakmadan direkt ben hepsiyle yapıyorum. Ekstra fark olur mu bilmiyorum. Belki tek çekim yaptırırsanız daha diri, daha güzel olabilir. Ama lezzet olarak hiçbir fark olmayacaktır. Şimdi sunum aşamasına geçiyoruz. Ve hamburger menümüzün son hali. Bakın. Kat kat. Bu şekilde oldu. Patateslerimiz de zaten. Aynı göründüğü gibi gerçekten çıtır çıtır. Şimdi biz yemeğe geçiyoruz. Afiyet olsun. İzleyen, beğenen herkese şimdiden teşekkür ederim. Deneyen herkes yorumlarda belirtebilir. Yaptıklarınızı benimle Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Bırakıyorum. Instagram'dan paylaşırsanız ben de hikayemde paylaşırım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.